Burada olan şurada kalır programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir arkadaşımızı tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Adım Aziz. Kaç yaşındasınız? 37. 37. Kaç hissediyorsunuz? Yani 41 olabilir. Neden? 40'ın üstü güzel görünüyor burada. Yani 41 midir peki o? 40'ın üstü 49 da olabilir. Yani 41 daha iyi. Neden 41? Bir güzel rakam. Bir rakamını baştan seviyorsunuz. Iyiydi. 31 iyi değil mi? Ama o çok genç. Oraya geçtik. Ha, siz 41'e. Yani biz geleceğe bakıyoruz, geçmişe bakmıyoruz. Hı hı. Adınız Aziz mi? Aziz. Babaannem sağ olsun. İsminizi babaanneniz verdi. Kimin vermesini isterdiniz? Vallahi memnunum ismimden. Babaannem söylemesi kolay diye Aziz takmış ama telefonda insanlar anlamıyor beni öyle bir şey. Ne kullanıyorsunuz isminizde? Aziz'i mi kullanıyorsunuz? Nedir, anlamı nedir? Ulu, yüce anlamları mı? Aynen öyle. Sevgili, yar. Gökkuşağında kaç renk vardır? 7 renk var diyelim. Sayabilir misiniz? Tamamını sayamayabilirim. Mavi var, kırmızı var, sarı var, turuncu var, mor var, yeşil var. Başka bilmiyorum. Eksik sayı. Peki gökkuşağı diye söylediğim anda ne çağrıştırıyor size? Bende yağış ve doğa. Doğa olayları canlandırıyor. Evet. Peki, kapısında gökkuşağı olan bir eve girer misiniz? Girerim. Neden? Neden girmeyeyim? Farklı bir çağrışım uyandırabilir. Ben de uyandırmadım. Uyandırmadı mı? Yok. Yani girersiniz. Girerim. Sıkıntı olmaz. Emin misiniz? Eminim. Erkek adam küpe takar mı? Takar. Neden? Takabilir, özgür. Herkes özgür. Ya yani böyle bir şey de vardır mesela. Sol kulağı taktığında farklı, sağ kulağı taktığında farklı. Benim çocukluğumda sağ takana ipne diyorlardı. İbne midir? Ama bugün demiyorlar. İbne midir? Yok, o bence kırıldı. Bence kırıldı. Değildir, öyle midir? Öyle değildir size. Bence değildir. Ama öyle diyorlar dediniz. Ben çocukken diyorlar. Çevrenizdeki insanlar mı? Evet. Çevrenizdeki insanlardan etkilenmeniz gerekiyor. Siz de mi öyle düşünüyordunuz? Evet, düşünmedim işte. Ben hiç düşünmedim. Yok, hiç düşünmedim. Hep ben çevremden daha farklı mı düşünüyorum dediniz? Kalıplara karşıyım ben. Çevrenizi, çevrenizi küçük görme gibi bir durum var mıydı? Yok. Yani çünkü onlar farklı düşünüyor sonuçta sizle. Benim de bir karakterim var, benim de bir düşüncem var. Onların da farklı bir karakteri var. Ama çoğunluğu sağ kulağı küpe taktığında ne diyorlar? Evet, ipne diyorlar. Gökkuşağında ibne çağrışımı var mı? O yüzden mi var? Bende yok. Ama yani söylediniz ya çevremde vardı diye. Gökkuşağı, peki gökkuşağı dediğinde ibne çağrışımı o yüzden mi oluyor? Bende öyle bir çağrışım yok. Gökkuşağını seviyoruz. Uçak kullanan gay birine ne denir? Uçak kullanan gay birine pilot denir. Gay pilot denmez mi? Yok, bence pilot denir. Peki gay pilotların renkli üniforma giyme hakkı olabilir mi sizce? Olamaz. Neden? Kurumla alakalı. Peki gaylerin hakkı yok mudur mesela? Dışarıda giyebilir. Tamam, pilot olarak da gay pilotum diyor. Böyle gökkuşağı renklerinde. Ya saçma olur, kurum izin vermez ona. Neden? O kuruma bakar o. Patron ne derse o. O kurum homofobik bir kurum mudur o zaman? Öyle düşünmemek lazım. Kurumsal da denebilir. Kurumsal. Gökkuşağı deyince ibne geliyor aklınıza. Anladım. Yani benimkine gelmiyor ama sizinkine geliyor. Avrupa'nın bize olan kıskançlığına 1 ile 10 puan arasında puan verecek olsanız kaç puan verirsiniz? Utanırım puan vermeye. Kaç puan? İşte utanırım, veremem. Veremezsiniz. Neden? Yani ben puanlamanın saçma olduğunu düşünüyorum şu an. Her konuda mı? Yani bize, Avrupa'nın bize baktığını da düşünüyorum açıkçası. Bizi kıskanıyor musunuz diye sorsak muhtemelen dünyayı terk ederler. Aleyna Tilki yeni hadise mi? Sanmıyorum. Neden? Çünkü hadise çıktığında büyüktü, Aleyna Tilki çok küçük. Hadise çıktığında büyük değildi. Bence büyük. 19 yaşındaydı. Daha büyük gösteriyordu, Avrupalı olduğu için. Büyük gösteriyordu. Yani. Ne açıdan? Daha yetişkin, en azından erişkindi. Aleyna? 18'ini doldurmuştu Aleyna çıktığında. Tilki? 16 yaşındaydı. Şu an ama artık kurt. Olmuş olabilir, bilmiyorum. Takip etmiyorum. Tilki değil. Takip etmiyorsunuz. Bilmiyorum. Gökkuşağı kullananlar ibnedir. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir test yapacağız aslında. Sizden bir şey isteyeceğim. Evet. İsminizin Sultan olduğunu hayal edin. Tamam. Hissediyorsunuz değil mi? İsminiz Sultan. Ve size şöyle sesleniyorlar. Ne hissettiniz? Yani şarkıyı söyleyenin ben olduğunu hissettim. Hı. Bu devirde kimse sultan, benden başkası sultan değil gibisin. Hı. Sultan olmama mütevellit. Hissiyatım bu yönde. Mutluluk. Tabii biraz kibir de oldu ama. Kibir oldu mu? Tabii. Bu devirde kimse sultan değil derken... Ben söylüyorum. Ha, siz söylüyorsunuz. Size ben böyle sultanım. Bir şey söyleseler, ismini sultan ve böyle şeyler söylüyor. Yani çok önemsemem herhalde. Sen kimsin dersin? Ben sultanım derim. O kibir yine orada. Devam devreye edelim. Giriyor. Ege'deki en sevdiğiniz sahil kasabası neresi? Ege'de sahil kasabası. Zor bir soru oldu.
Tamamını gezmedim çünkü. Gezdikleriniz arasında. Yani ben Ege'de en çok İzmir Selçuk'u beğeniyorum ama onun sahili yok bildiğim kadarıyla. Sahili yok mu? Yani yüzülecek bir yeri var mı emin değilim. Sahil Çarşamba. Yani çarşambanın girişi perşembeden bellidir de çarşambayı bilmiyorum. Sel aldı. Almıştır. Bu ara yağış çok. Peki ya ne kadar güzel. Çok iyi. Peki en sevdiğiniz sahil kasabası var diyelim. Çarşamba diyelim mesela. En sevdiğiniz sahil kasabası tamam. Çarşamba. Kafe açar mıydınız? Kafe dedim yani açarım. Açar mısın? Var mı böyle bir hayal var mı? Var tabii. Ne kadar orijinal. Sahil kasabasında. Çok iyi. Yani. Bu size özel bir fikir değil mi? Yani öyle umuyorum. Peki oraya gökkuşağı kullanan ibneleri alır mıydınız? Alırım. Alır mısınız? İnsan ayırmam. Siz insan ayırmazsınız ama gökkuşağı alır ibne. Zaten dükkanın da kedili meyhane olur. İçerisi kedi dolar. Mutlak iyilik ile İBAN'ın SS'ini alıp göndermek arasında bir ilişki var mıdır? Yani varsa da benim haberim yoktur. Şeyi biliyorsunuz İBAN gönderiyorlar karşı tarafa ama NOS'unu göndermek yerine SS'ini alıp gönderiyorlar. Ne hissediyorsunuz onlara karşı? Yani şu an Fransızım. Konuya Fransız. Size biri İBAN SS alıp hiç mi göndermedi? Yok demek ki olmamış, yaşamamış. Ne kadar iyi insanlarla denk gelmişsiniz değil mi? Ne söylemek istersiniz İBAN'ı SS alıp gönderenlere? Allah belanızı versin diyor. Kesinlikle değil mi? Bela okuyorsunuz. Evet. Ama İBAN'a karşı hiçbir şeyiniz yok. Sıkıntı. Ama onu gönderenler Allah'larından bulsunlar diyorsunuz. Asıl İBAN onlar olabilir. Öyle mi? Asıl İBAN'ı SS'ini gönderenler diyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok güzel program oldu. Bir özet geçelim istiyorsanız. İsminiz Aziz. Adınız Aziz mi? Aziz. Aziz. Doğru. Tamamdır. Onu da aldık. 37 yaş 41 hissediyorsunuz. Niye 31 demedim? O çok genç dediniz. 41 daha iyi dediniz. Yaşamadım, 41 yaşamadım. Gökkuşağında kaç renk var diye söyledim. Doğru cevap bildiniz. Renkleri de söylediniz. Kapısına gökkuşağı olan her eve ben girerim. Hiç sıkıntım yok dediniz. Böyle şeyler pek umurumda değil dediniz. Ama gökkuşağı koyan insanlara ibne dediniz. Ben de dedim ki gökkuşağı koyan insanlar ibne midir? Evet dediniz. Çevremde herkes öyle söylüyor dediniz. Sonra şey dediniz. Ben onları pek takmıyorum dediniz. Onu da tabii söyleyebiliriz. Avrupa bizi hiç kıskanmıyor dediniz. Hiç puan vermeyeceğim dediniz. Ben öyle anladım açıkçası. Ali ile Tilki yeni hadise mi diye sorumda hayır dediniz. Hadise ilk başladığında kocaman dediniz. Ne anlamda diye sorumda bilmediğinizi söylediniz. Pek de ilgilenmediğinizi söylediniz. İsminizin Sultan olduğunu hissettiğimde Sultan şarkısını açtım. Ve orada böyle bir yücelik ben söylüyorum gibi bir şeyler söylediniz. Ama farklı bir de bana söylese pek umursamam dediniz. Ege'de en sevdiğiniz sahil kasabası Çarşamba. Çarşamba'da da meyhane açardım. Tüm gökkuşağı kullanan insanları da çağırıyorum buyursunlar gelsinler dediniz. Kedilerle de doldururum dediniz. Hayvan severim dediniz. Evet. Mutlak iyilikle İBAN kullanmada hiçbir fark bence yoktur dediniz. İBAN'ın SS atan insanların Allah belasını versin dediniz. Şimdi bu noktaya kadar yanlış bir şey var mı? Kısmen yoktur herhalde. Kısmen derken? Yani gökkuşağı ile ilgili ibne söz konusu değil. Ama ibne söylediniz yani. Yani küpe takanlar için geçmişte öyle bir şey söylüyorlardı. Siz de doğal olarak. Yani ben önemsemiyorum öyle şeyi. Şimdi buradan mesela ibnelerden özür şey yapmak ister misiniz? Özür dilerim. Yok ben ibneleri seviyorum. Evet. Adınız Aziz mi? Aziz, evet. Abi çok teşekkür ederim.